Emel Acar'la Deniz Hanım'ın ilk durağı her zaman olduğu gibi diş hekimimiz Çağdaş Bey'in kliniği. Kol kola girmiş ikilimiz neşe içinde kliniğe doğru yol alıyor. Bakalım orada Deniz Hanım'ın dişlerine nasıl uygulamalar yapılacak? Merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz, merhaba. Çağdaş ben. Deniz ben. Deniz Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız Çağdaş Bey? Her şey güzel, siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? Vallahi her şey çok güzel. Bugün size Deniz Hanım'ı getirdik. Evet, hoş geldiniz Deniz Hanım. Hoş bulduk, teşekkürler. Deniz Hanım, nedir şikayetler dişlerinizde? Yani dişlerimde... Genelde bir sarılık var gördüğüm evet, kadarıyla. Evet, sarılık var. Sarılıktan kurtulmak lazım. Evet, biraz... Tabii Deniz Hanım'da aslında hafif bir ortodontik problem var yani. Çarpıklık değil mi? Alt çene çok çarpışık, onu ancak tel takarak düzeltmek lazım böyle vakalarda. Evet. Böyle lamineyle olacak bir vaka değil. Ancak açtığımız zaman üstte düzensizlik var. Onu ve aralıklar var ufak tefek. Bakın şuralar aralıkları var. Kozmetik kontrollama yaparak yani dişlerde ufak tefek kontrollayarak ve bazı malzemeler ekleyerek dişi daha güzel hale getirebiliriz. Peki alt çene? Alt çene, hanımefendinin çene yapısı bu o kadar ancak tel takarak düzelebilir. Ortodonti uzmanı deniyor böyle işleri. Ortodonti yaklaşık bir sene sürüyor. Ve telin de yaşı yok bu arada yani insan her yaşta telin tel yaşı takabilir. Yok, evet, yani insanlar sadece çocuklar tel takacak diye düşünüyor, öyle bir şey yok. Yo, ben çok görüyorum artık. Evet, artık erişkin ortodontisi de mümkün. Bir de ve iç taraftan tabii. Da yapılıyor değil mi? Hani içeriden takılan teller de var, içeriden doğru. İçeriden, hani mesela görüntüsünden rahatsız olan insanlar için de düşünülebilir. İçeriden takılan, dışarıdan çakılan şeffaflar, ince plaklar, birkaç hali var. Vakaya göre değişiyor, onu o ortodonti uzmanına danışmak gerekiyor. Size ileride öyle bir şey yaptırırsınız ve artık yok, ben gerek sadece yok. Şeyden beyazlamasını istiyorum. Daha beyaz olması evet. Mümkün. Diş yani, beyazlasın. Yani güveniyorum. Dişlerim çok sağlam. Çok sağlam. Güzel yani, dişleriniz var. Yani yamuk yumuk ama seviyorum. Olsun tabii yamuk ki. Yamuk yumuk kendimle barışıyorum diyor zaten yani. Zaten burada önemli konu şu bakın. İlla her dişi yani, dümdüz yapacağız diye bir şey yok. Doğru. Kişinin bunu arzu etmesi lazım. Kişinin bunu istemesi lazım. İstemediği zaman bırakmayacaksın, dokunmayacaksın. Hiç gerek yok. Ama eğer kişi bunu kompleks yaptıysa, kişi gülerken, konuşurken sürekli ağzını kapatıyorsa o zaman böyle kişilerin diş hekimlerine başvurup yaptırması faydalı oluyor. Ama hanımefendi kendiyle barışık. Barışık. Aynen öyle. Barışık. Yani o kadar evet. Kendine güvenip barışık. Sadece beyazlamak için istiyorum. Temizlenmesini. Temizleyecek, beyazlayacak. Bir de şurada seviye farkları var. Onlar düzelecek. Aralıklar da olacak. Evet. Birkaç saatte bir işlem yapacağız size. Evet. Kolay. Emel Acar'ın uygulamaların başlaması için yanlarından ayrılmasından sonra Çağdaş Bey tedaviye başlıyor. Deniz Hanım'da bir dizi problem var. Öncelikle çok diş taşları var. Çünkü dişler çok çapraşık. Bahsetmiştim. Deniz Hanım'a aslında ortodontik tedavi gerekiyor. Özellikle alt dişleri için. Alt dişleri çok çapraşık durumda. Öncelikle diş taşlarını temizleyerek başlayacağız işleme. Onunla başlayalım. Taşı temizliği sürerken hekimimiz Çağdaş Bey önemli bir uyarıda bulunuyor. Deniz Hanım'dan bir tane diş taşı örneği çıkardım. Şimdi böyle televizyonda bakarken belli olmuyor ancak subgingival diş taşı deniyor. Yani diş etlerin cebi içerisine girmiş diş taşları. Bunlar en tehlikeli diş taşları. Çünkü giderek kök yüzeyine birikir ve dişin sallanarak düşecek hale gelmesini sağlayabilir kemik erimesinden dolayı. Bu diş taşına mikroskop altında baktığımız zaman aslında bu diş taşının çok masum olmadığını görüyoruz. İçinde onlarca bakteri var. O yüzden diş hekiminize gidip diş taşlarınızı temizletmenizde büyük fayda var. Diş taşı temizliği işlemimiz tamamlandı. Sıra geldi dişlerin lekelerini temizlemeye. Dişlerin üzerindeki lekeleri temizleyeceğiz. Dişlerdeki lekeleri çıkarmış olduk. Gerçek rengi açığa çıktı. Gerçek rengi biraz sarı. Biraz sarı olduğu için diş beyazlatma işlemine başlayacağız şimdi. İşte geldik Deniz Hanım'ın hayalini kurduğu beyaz dişlere kavuşması için gerçekleştirilecek olan en önemli ana. Diş beyazlatma işlemi, dişin üzerine bir beyazlatma ajanı uygulanıyor. Ve özel ışın kaynağıyla bu beyazlatma ajanı aktive ediyor. Bu sayede dişin içindeki boyar malzemeler kırılıyor ve dişler daha beyaz hale geliyor. Diş beyazlatma işlemini muhakkak diş hekiminizin yapması lazım. Lütfen dışarıda aldığınız ürünleri dişleri beyazlatmak için kullanmayın. Çünkü bu ürünler size zarar verebilir. Diş beyazlatma işlemi ofis tipi şu anda yapılan veya ev tipi diş beyazlatma işlemi olarak ikiye ayrılır. Ev tipi diş beyazlatma işleminde
Hekiminizin size hazırlayacağı özel plaklarla bu plakları takarak dişleriniz beyazlar. Ofis tipi de yaklaşık 45 dakika, 1 saat sürer. Diş beyazlatma işlemi ne kadar süreyle gider? En çok sorulan sorular arasında. Diş beyazlatma işlemi yaklaşık olarak 6 ay ile 1 sene arası gider. Ancak kişi dişlerini iyi bakarsa bu süreyi uzatmak mümkündür. Her şey bakımda doğru orantılı. Bakarsak bağ oluyor, bakmazsak dişlerimiz de kötüleşiyor. Beyazlatma işleminin ardından Deniz Hanım hayaline kavuşuyor. Ama bu Çağdaş Bey için yeterli değil. Bakalım o daha ne gibi uygulamalar yapacak. Şimdi gülümseyin Deniz Hanım. Deniz Hanım'ın estetik değerlendirmesini yaptırdığımız zaman dediğim gibi aslında ortodontik bir vaka. Yalnız Deniz Hanım dedi ki bize sabah, lütfen dişlerim daha beyaz hale gelsin. Biraz daha temiz olsun, biraz daha düzgün olsun yeter dedi. Hekimin hastanın isteklerini dinlemesi lazım. Şimdi diş taşlarını temizledik. Dişleri daha beyaz hale getirdik. Şimdi dişleri daha düzgün hale getireceğiz. Burada güldüğü zaman farkındaysanız burada arada boşluklar var. Arada burada boşluk var. Bir diş birinden bayağı uzun. Açalım lütfen. Ön diş, soldaki ön diş, sağdaki ön dişten daha uzun. Ve dişler hafif sağa doğru bakıyor. Sağa doğru bakmasını düzeltmek mümkün değil. Tel takmadan. Ancak dişler üzerinde yapılan kozmetik kontrollama, ufak tefek kontrollamayla ve boşluklara uygulanan bondingle dişleri daha güzel hale getirmek mümkün. Bu işlemlere başlıyoruz şimdi. Öncelikle bonding işlemleriyle başlıyoruz. Bütün dişlere ilaveleri yaptım. Sıra geldi onları özel disklerle şekil verip ondan sonra cilalamaya. Deniz Hanım'la olan çalışmalarımız son buldu. Deniz Hanım merak ediyor musunuz nasıl olduğunuzu? Çok merak ediyorum doktor. Deniz Hanım'daki çalışmayı birkaç saat içinde yaptık. Her şey bir günde oldu bitti. Ve çok güzel bir değişim oldu aslında. Bakıldığı zaman aralıkları kapandı, daha beyaz oldu, diş taşları temizlendi. Ve bu değişimi Deniz Hanım'a gösterelim, kendisiyle paylaşalım. Bu kadar zamandır aynaya hiç bakmadı. Ve işte günün en heyecanlı anı. Bakalım Deniz Hanım'ın tepkisi ne olacak? Evet, çok güzel olmuş. Bakın, bütün aralıklar kapanmış oldu. Dişlerin arasında herhangi bir aralık kalmadı. Dişlerin boyları arasında farklar vardı. Biri uzun, biri kısaydı ön dişlerde. Açalım ağzınızı. Hepsi aynı boy oldu. Bilim senin şeye tebessüm edin, rahat bak. Ağzı çıktı. Çok güzel, azıcık evet. Tebessüm. Deniz Hanım'da birkaç saat bir çalışma yaptık ve birkaç saat çalışmanın sonunda gördüğünüz ne kadar büyük değişim oldu. Aslında tel takması gereken bir vakayken ufak tefek değişimlerle %100 ideal değil ancak daha güzel bir gülüş oldu ve kendisi de bu değişimden memnun kaldı. O yüzden illa da bütün ağzı yapmak gerekmiyor. Bazen ufak tefek dokunuşlarla kişi daha güzel hale gelebilir.